Merhaba değerli arkadaşlar. HOT'un ve BitTorrent'in teknik analizini yapacağız. Önce HOT ile başlayalım. HOT şu anda TL bazında 14 kuruş civarlarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 1,7 sent civarlarından işlem görmektedir. HOT bugün rokete bağladı, fena uçtu. Bugün başlangıç noktasından itibaren yaklaşık olarak %60'a yakın bir yukarı doğru tırmanış oldu. Gün içerisinde defalarca yükseldi, geri çekildi, defalarca yükseldi, geri çekildi ve hacimlenme bayağı bir kabarmış oldu. Bu HOT'un geleceği için gayet güzel bir haberdir. HOT'ta indikatörlere girmeyeceğim. HOT için kırılması gereken bütün eşikler kırıldı. Sinyaller gayet güzel. Tek sıkıntı RSI'nin aşırı şişkin olması. Hal böyle olunca kâr satışları yakın demektir. Belki bir saat sonra, belki yarın, belki ertesi gün. HOT bir hafta önce belirlemiş olduğum hedef fiyata geldi. Hedef fiyat 1,3 sentti. Burayı kırdı geçti. Yani dileyen bekleyebilir, dileyen kâr satış yapabilir. Yaklaşık olarak size buralarda söylemiştim. Ve söylediğim zamandan itibaren %143 civarı bir kâr mevcut. An itibariyle o da. Tekrardan %60'lara çıkma ihtimali var tabii ki de. Şu ana kadar özetlemek gerekirse HOT buraya kadar sağlıklı bir şekilde yükseldi. Destek noktası olarak görev görecek yer tam olarak 1,3 senttir. HOT ayrıca cüzdanımdaki kripto paralar arasında yer alıyordu. Bu videoda size açıklamıştım. Ben şimdi ne yapacağım onu söyleyeyim. Siz de ona göre karar verirsiniz. Örneğin hacimlenme gayet güzel. Ben yarını bekleyeceğim. Yarın bir düzeltme olursa satışı yarın yapabilirim. Çünkü birkaç hafta bekleyebiliriz düzeltmenin bitmesini. Ben o sürede beklemiyorum. Alsat peşinde koşuyorum. Ben uzun vadeli yatırımcı değilim. Hele ki kripto paralar çok yukarılardayken mümkün olduğunca dalgalanmalardan faydalanmaya çalışıyorum. Yarın yani özetle düzeltme başlarsa yarın satışı veririm. Fakat hacimlenme o kadar güzel ki yarın çıkışı sürdürme ihtimalini de gösteriyor bu. Fakat aşırı alım bölgesinde olduğu için satış baskısı da olacaktır. Ve bunu yarın göreceğiz. Şu anki hedefi var mı diyorsanız şu anki hedefi yok. Fibonacci'ye göre birkaç hedef illaki var. Fakat ben Fibonacci kullanmıyorum. Kendi çizgilerime güveniyorum. Şu anda bir formasyon oluşturmamış durumda. Düzeltmeye başladığı andan itibaren yeni bir formasyon oluşturmaya başlayacak. Ve biz de yeni hedef fiyatlarımızı koymuş olacağız. Peki düzeltme yaparsa nasıl yapar? Güçlü bir hacimlenme olduğu için çok üzeceğini zannetmiyorum. En fazla şu kadar aşağılara iner diye düşünüyorum. O değerlerde 1,5 sent olur. Tahminimce tabii ki. Ne kadar sert düzelteceği hiç belli olmaz. Dikkat etmeniz gereken yer destek noktası olan 1,3 senttir. Bu noktanın aşağısına indiği takdirde külahlar değişilebilir. Kripto para endeksi çökmedikten sonra zaten bir gecede bu şekilde inmesini beklemeyin. Hani böyle korkutucu bir açıklama olmuş olmasın. Uzun vadeciler için de geçerli. 1,3 sentin altına düşerse biraz panik yapmaya başlayabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir problem gözükmüyor. Çünkü buraya kadarki yükselişi sağlıklıdır. Evet geçelim BitTorrent'e. BitTorrent şu anda TL bazında yaklaşık olarak 3,5 kuruş civarından işlem görmektedir. Rakamlar bayağı bir küsuratlı. Ayrıca piyasa değeri bakımından 29. sıraya yükselmiş. Piyasa değeri ise 4,27 milyar dolardır. Son 24 saatte 2,25 milyar dolarlık bir hacim gerçekleştirmiş ve son bir haftada %40'lık bir getirisi mevcuttur. BitTorrent için koymuş olduğum hedef fiyatı çift 0,56 senttir. BitTorrent eğer hacimlenmesi şu şekilde olursa yani şurayı geçerse güzel bir çıkış yakalayacaktır. Yani kısa bir sürede hedefine ulaşacaktır. Eğer oradaki hacmi tutturamazsa bu süreç biraz daha uzayacaktır. BitTorrent için indikatörlerimizi inceleyecek olursak sırasıyla RSI fazla alım bölgesinde aşırı alım bölgesine geçiş yapmak üzere. Şu anda tam sınırda 80 puanı geçtiği takdirde aşırı alım bölgesine geçiş yapacak ve kâr satışı baskısını arttıracaktır.
Belirlemiş olduğum hedefe hızlı bir şekilde ulaşması için diğer indikatörlerini de güçlü bir şekilde destekliyor olması gerekiyor. Fakat şu anda stokastik henüz desteklemiyor. Momentum'da sıkıntı yok. Momentum artı bölgede. DMI'de de alt sinyali 9 Mart'tan beri mevcut. Şu anki yön yukarıya doğru hareketleniyor gibi gözüküyor. Bu güzel bir haberdir. Devam edelim. Diğerlerini inceleyelim. Evet, parabolik 13 Mart'tan beri alt sinyalinde. Sat sinyali vermesine daha çok var. Aradaki fiyat farkı açık gibi gözüküyor. Para ve hacimle alakalı iki indikatör. Biri check-in, biri OBV. Check-in'de alt sinyalleri mevcut. Uyuşmazlık yok. Gayet güzel. OBV'de de aynı şekilde görüyorum. Alt sinyalleri mevcut. Uyuşmazlık yok. Yani hacimsel konuda ki uyuşmazlıkların kalkmış olması iyi bir şey. Bir iki indikatörde uyuşmazlık olması sebebiyle iki seçenek var önünde. Ya birden benim belirlemiş olduğum hedefe gelecek ya da şöyle biraz çıkıp kar satışlarını yapıp daha sonra gelecek. Biraz daha süreyi uzatacaktır. BitTorrent'in bu fiyatlara kadar gelişi sağlıklı bir ilerleyiş olduğu için iki seçenekten birisi olacaktır. Dediğim gibi ya sert bir şekilde çıkar, ondan sonra kar satışları gelir, hedefi bulur. Ya da biraz daha yükseldikten sonra aşırı alım bölgesine geçiş yaparak düzeltme yapar. Tekrardan benim belirlemiş olduğum hedefe varmış olur. Fakat burada biraz daha zaman kaybeder. Belirlemiş olduğum hedefe şu anki fiyattan itibaren yaklaşık olarak %35'lik bir getirisi mevcut. Potansiyel getirisi mevcuttur. Hedefe vardığımda HOT'ta bahsetmiş olduğum gibi duruma göre büyük ihtimalle satışı koyacağım. Yeni bir dalga bekleyeceğim. Yeni bir dalga gelene kadar farklı coinlere geçiş yapmış olacağım. Cüzdanımdaki kripto paralar neredeyse tamamen değişmiş olacak yakında. Dilerseniz ileride yeni güncel cüzdanı çekerim. Evet, HOT ve BitTorrent analizlerim bugünlük bu kadar. Analizleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.